Abi geldi. Vaa! Vaa! Ne oluyor? Sevinç çığlığı! Merhaba arkadaşlar, Gamer'de kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Aylarca, yıllarca benden Leatherface Camp videosu beklediniz. Ve o büyük gün geldi arkadaşlar. Kıyamet bugündür ey ümmeti Muhammed diyoruz. Çünkü muhtemelen ne ana kalacak ne bacı ortada. Yan hesabımdayım arkadaşlar, ana hesabımda değilim. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz durumlarda rank 20'leri tilt etmek daha keyifli. Çok çabuk tilt oluyorlar. Öbür tarafta zaten red ranklar hayvan gibi can rushladığı için sana hiçbir şey bırakmıyorlar. Orada yapamıyorsunuz bu tarz büyükleri. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz bu benim yapacaklarımı, yaptıklarımı yapmayın. Oyununuzu normal bir şekilde oynayın. Ben bir içerik üreticisi olduğum için böyle eğlenceli içerikler çıkartmak zorundayım. Şimdi hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. Bakalım bugünkü olayımız neymiş? İlk perk'ümüz korkunç mabet. %3 daha hızlı mahluk ilerlemesi diyor. Yani bir kurbanın ölmesi için gerekli olan bar daha hızlı ilerliyor. İkinci perk'ümüz tuttuğunu kopar. Bir kurban sırtınızdayken wiggle yapıyor ya sırtınızdan kurtulmak için. İşte bu perk sayesinde bu wiggle barının hızı %75 yavaşlıyor. Böylece bir kurbanı çok daha uzak yerlere götürebiliyorsunuz sırtınızdayken. Üçüncü perk'ümüz sinsi. 2 saniye boyunca hiç hareket etmezsek tespit edilemez durum etkisi altına giriyoruz. Yani kızıl ışığımız sönüyor, kurbanlar ışığımızı göremiyor ve kalp atış sesimiz yok oluyor arkadaşlar. Nerede olduğumuzu anlamıyorlar. Son perk'ümüz de kanca kararınca perk'ü. Sırtımızda bir kurban varken hareket hızımızı %6 arttırıyor. Daha hızlı ilerliyoruz. Şimdi zaten bu build'i anlamışsınızdır. Kısa bir özet geçeyim. Buradaki şu ve şu perk'ü kullanarak bir kurbanı uzak bir mesafeden base'e taşıyabileceğim. Yani olayımız burada basement aslında. Basement'ta götürebilmek o kurbanı. Basement'ta da şu perk sayesinde gizleneceğim ve diğer kurbanların aşağı inip savunmasız kalmalarını sağlayacağım. Sesim falan gittiği için benim orada olmadığımı sanacaklar muhtemelen ve onları avlayacağım. Ki orada olduğumu bilseler bile bu boyuttaki asıl amacımız basement camp'i yapmak ve maç sonu bolca küfür yemek. Şu gördüğünüz perk sayesinde de kurbanların barı hızlı bir şekilde azalacağı için diğer kalan 3 kurbana zaman sıkıntısı yaşatacağız. Level 50 yam yam. Ananızı sikmeye geliyorum. Gençler, bu arada platformlar arası oynanışı kapattım. Ki konsol oyuncuları gelemesin diye, hani smart sonu chat'e bir şey yazamadıkları için. Bilgisayar oyuncularıyla benim işim. Allah'ım annemi koru, hadi bakalım. Bir bubbayla bir açma gel marketleri yaparak başlayabilir miyiz arkadaşlar? Reis'i bir ısındıralım. Şöyle, evet. Evet, bubba açma yer marketleri çok iyi. Çıkmış burada, evet. Basement içeride. Okey. Başlamışız bu cene David kardeş. Lan David. Ooo, benim sol üstteki pingimin demek ki asıl sebebi buymuş. David, oradan nasıl ölmedin anasını satayım. Aa! Oğlum ha, yüküm az. Yüküm az, yüküm. David depar'ı koydun ha. Tamam David'cim, seni sol tıkla indiririz. Hani orada niye devam etmedi dedim. Çünkü otomatik devam eden eklentim var, biliyor musunuz? Ayandın David. Ne yapacaksın hocam? Ne yapacaksın hocam? Aa! Sen şeyi diyorsun. Ben David'im de derdim olmazsa olmaz diyorsun. Abi bir şey diyeceğim. David, senin buraya gelmen çok iyi oldu dostum. Bez mi yedin aslanım? Yetişir değil mi? Ooo, 3 kere götürür getiririm. Arkadaşlar, amacım kesinlikle hiç maçı kazanayım 4-4 yapayım falan değil. Base'e astığımı beklerim. İstiyorsa arkada bütün jenleri yapsınlar, hadi bakalım. Hadi bakalım, sinsi çalışıyor, pozisyonumuzu aldık. Evet, ilk jenimiz bitti. O patır kütür biter onlar, onlarda hiç sorun yok. Abi geldi. Ne oluyor? Sevinç çığlığı! İşte bu bebeğim ha? Ana! DC oldu la! David, Decisive var mı dur oğlum? Varsa bir daha yakalarım seni. Gel buraya. Ohoho! Man! Bir tık kaşındım ama yine çok uzağa kaçamaz diye tahmin ediyorum. Claudette, seni alayım istiyorsan. Tamam, gel bakalım Claudette. Gel bakalım Claudette. Oğlum, bir şey diyeceğim. Tamam, öldürdün de bir yavaş mı çalışıyor testerem? Matteo'cum, sana Fatih Terim hocamdan bir şarkı açayım istersen. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre. Rahmetlinin Metkit de burada kaldı. Bak vallahi içim gitti ya. Sinsi çalışıyor, sinsi aktifleşiyor. Şu saatten sonra ben aslında yoğum. Ya arkadaşınızı almayacak mısınız? Aşk olsun ya. Zaten David'i daha sittin sene buraya sokamazsın da. Bak nasıl boğuşuyor kollarla, görüyor musun? Labirentteki örümceklere benziyor.
Üste de çıkayım mı? Gaza geldi. Şu an David'i de arıyor. Ne oluyor? Ben de diyorum öbürü nerede? Çakala bak ya. Gel bakalım. Fıstık. Seninle bir poz verelim şöyle ya. Geç bakalım şuraya. Sen zaten öldün. Attempt'ı atla ağzına vurayım lan senin. Bruce var ya Bruce. Bruce benim eve tabağı yapacak gibime geliyor maç sonu. Bu arada bekliyorum da şu an sırf bu parayı ise saygıdan bekliyorum. Yanlış anlamayın, o David asla gelmez. Bir kere burayı tadan bir daha gelmez arkadaşlar, onu unutun yani. Gerçekten yani bir damla yaş gözlerimden süzülür arkadaşlar. David köpeği kesin hatch arıyor diyecektim ki hatch'i kim buldu öyle ya? Bu hayatta kahpe olan kazanıyor kardeşim. Ohoho! Aa açmış, şerefsize bak ya, direkt buraya mı geldin? Anasını satayım. Neyse hadi bir kişi de gitsin. Red Addon and Camp Noob. Soru işareti bak hiç anlam, ne oldu ki ya? Kime diyor, anlam bana mı diyor? Nasıl oynanacağını biliyor musun diyor. No. İlk maç başarılı arkadaşlar, o yüzden eğlendiğimden 5 puanımızı yapıştırıyoruz. Hem 3 kill'imizi aldık hem tilt etmeyi başardık. Lütfen bana sinirlenmeyin tamam mı videoyu izlerken. Gerçekten içerik için yapıyorum. Tasvip etmiyorum. Çünkü bazıları gelip duyar falan kasıyor. Yapmayın arkadaşlar, itici oluyorsunuz. Eğlenin geçin, ben bunu sürekli yapmıyorum. 2-3 maç yapacağım şurada, bir daha da yapmayacağım zaten. Ha şunu da söyleyeyim. Böyle oynamak gerçekten hiç keyifli değil. Tek keyifli olayı karşının tilt olması. Hani oyunda öyle bir iddiam da olmadığı için, hadi şunları tilt edeyim, her maç karşımdaki bana sövsün diye bir iddiam da olmadığı için keyifli değil. Yani Bubba'yı nasıl böyle oynuyorlar gerçekten anlamıyorum. Oğlum Amorant geldi lan. Gayretli örümcek kuş çelengine geldi. Yam yam. Yazıklar olsun ya. Ne biçim bahsediyorsunuz Bubba'dan ya. Ne var et yemeyi biraz seviyorsa kardeşim. Yani herkes yiyebilir. Ya, tabii insanları yemesi hoş değil ama. Yalnız bunların saatine baktım. 400 ile 500 arasıydı bunların saati. Biraz daha sıkıntılı olabilir bu maç. Yani loop açısından değil de. Hani belki almaya hiç gelmeyebilirler. 5'lerini bitirip direkt gidebilirler. Yakınlarda birini tutarsam da vallahi affetmem. Ohoho. Önüne bak, önüne yavru. Of. Bir şey diyeyim mi? Müthiş oldu. Müthiş oldu. Neden müthiş oldu? Çünkü basement'a götürebileceğim. Nasıl sevindim anasını satayım. Gerçek Bubba'yım lan sanki. Gel bakalım şimdi seni. Özel bak bura. Olay yaşanmamış gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Haddonfield'dayız bugün. Eğer ki birisini yakalarsam basement'da öttürürüm. Aha. Öttürülecek bir kurban daha. Oğlum sprinti varmış ya. Lan bunu çalıştırmaktır. Ne dedim lan? Ha neyse güzel. Bunu çalıştırdık mı da durduramıyoruz. Eklenti taktım. Buraya girmek bile istemezsin, emin ol. Emin ol, buraya girmek bile istemezsin. Taktiği izle. Bekledin mi cidden orada? Aa ne oldu lan? İstemsizce bir şeyler yaptım ama. Dedardım falan yok zaten. Aşağı atlama, neyse iyi oldu zaten. Basement'ımız aşağı katta olduğu için biz sizi öyle alalım. David Bey'e nasip olmadı. Şanslı müşterimiz olarak. Sen hak kazandın yani şimdi. David kendi kaybetti. Arkadaşlar yani ilişkilerde de öyle olur ya. Kendi kaybetti yani, bunu tatması lazımdı bence. Şöyle en güzeller bak, burası çok güzel. Niye? Buraya geçiyorsun. Biri geldiği zaman sesini duyuyorsun, görüntüsünü görüyorsun. Sinsi aktif. Kate attempt'ini deniyor. Vallahi ağlayacağım şimdi, çok duygusal bir sahne ya. Yani en son Titanic'te bu kadar duygulanmıştım. Zor oldu benim için Kate'i öldürmek. Bayağı direndi. Evet anladığım kadarıyla saldılar. AFK'mız var iki tane. Bun. Ehliyet kursu, ehliyet kursu sınavları. Yetişir mi? Yetişmez. Ya güzel kardeşim bak. Şimdi sana tek bir sorum var. Eğer AFK kalacaksan neden kaçıyorsun benden? Evet. İlk maç tilt ediş. İkinci maç daha da büyük tilt ediş sanırım. Çünkü direkt teslim olur. Hani oynanmaz lan bu maç. Yürü git. Al topunu da git evine dediler. Anam Amorant attempt attı. Oğlum o kadar büyük göt bende olsa ben de attempt atarım anasını satayım. Kanka salak mısın? Teslim oluyor baksana zaten. Zaferden nasıl Bubba'cım? Biz gideriz ormana hey orman. Çarp şimdi buraya. Report Amorant GG. Ulan Amorant reportlandı anasını satayım. Neyse reportluyak. Ne yaptın lan şerefsiz? Bu arkadaş Twitch'te yapıyor. Ulan adam bilerek bana öldü ya, adamı reportluyorlar herhalde. Lan teslim oldu adam. Arkadaşlar peki bu build'in adını Yavşak Bubba build'i koyalım mı? Bu build'i olur da uygularsanız ki uygulamayın. Lütfen uygulamayın. Adını Yavşak Bubba build'i olarak koyalım tamam mı? Gördün değil mi? Baba açma yer mi oğlum? Isındı çünkü. Bir Bubba ısınırsa arkadaşlar. Basement'ımız nerede bakalım? Burada değil. Okey. Ana binada. Aha. Dırıp. Lan ölüyorum. Kanka yapma. Kanka yapma, manyak olursun. Samimi diyorum, manyak olursun. Forchileso gel bakalım buraya. Abi benim eklentim bitmiş. Oğlum desenize ya. Chat.
Çok erkenden bir hook. Fortunate'da Hellcase. Hellcase sponsor almış. Sinsi hazır. Jam bitti hayvan herifler. Bak elleri bir iki... Ulan şerefsiz. Son anda gördüm var ya. Son anda gördüm var ya. Golgesini gördüm, golgesini. Gel buraya. Lan Dwight yazık oldu lan. Genç adamdım vallahi yazık oldu. Gel seni de şöyle alalım şuraya doğru. Pozisyon okey, pozisyon okey hocam. Sinsi beklemede. Sinsi çalıştı. Dwight attempt denedi başarısız. Evet Dwight'a veda ettik arkadaşlar. Claude'a da veda ettik. Gerçekten çok duygusal bir film sahnesi olarak hemen diğer iki insan etini aramaya gidiyorum. Ya bunların da sıkıntı şey oluyor. Adam çok erken ölüyor ya. Sövecekse de sövemiyor. Çıkıyor gidiyor muhtemelen. Yoksa çok daha actionlı kavgalar yaşayabilirdik diye tahmin ediyorum. Devir bakayım onu. Volt falan nasıl olur? Hop. Güzel hareket, güzel hareket. Hehe boy. Bak 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 çakala bak oyna. Öğrenmiş oyunu ya. Kimden izledin lan? Aa, o neymiş oğlum? Beni hala kör etmeye çalışıyor farkındayım. Sen fena değilmişsin helal lan. Bak 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 oynadığı spotlara bak hanımefendinin ne yapıyorsun? Ya, kapandı o pencere ne bok yiyeceksin? Ya seni şu an M1 ile öttürürüm ben biliyorsun değil mi? Allah oğlum. Şşş oğlum oynuyor bu ha. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Daha orada da palet var oğlum çok iyi oynadı lan haritayı. Gerçekten çok iyi oynadı bu arada. Hay testereye inat etmesem çoktan ölmüştü de. Gerçekten güzel oynadı yine de. Oynuyorsun bu oyunu bro. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor şimdi bak. Sen misin kalkan? Kalkan bu herhalde. Kovaladığım muhtemelen. İyiydin bro tebrik ederim. Bu muydu? Hangisini kovaladım? Onu da unuttum ama. Görüşürüz. Ha yok öbürü aynen doğruymuş bu. Belli zaten kötülüğünden. O şimdi attempt de atar bak. Adam şimdi diyecek ki ulan var ya ben bunu 5 gen döndürürdüm. Camp sayesinde oyun aldı Allah'ın ezgi diye daha çok sinir olacak bana. Bak şimdi dur. Ne oldu la? Oğlum. Ya sen salak mısın ya? Senin ilk asılışın değil mi? Onu unuttuk. Attempt attı Allah'ın bir de almaya gidiyor çıldıracağım. Çıldıracağım bu Ruslar neden böyle ya? Ben çok normalim değil mi? Anasını satayım oynadım oyuna bak. Ben çok normalim şu an. Oynadığım oyun gayet normal. Bir de adamlara laf ediyorum aynen. Bu çok masum ya. Bu var ya bu çok tatlı bir şey. Zafer dansı. Biz gideriz ormana hey ormana. Zafer şarkımız bu arkadaşlar. Smackdown'da nasıl ringe çıkarken bir şarkı belirliyorlar. Ben de böyle çıkarım ringe. Zaten ilk iki ölenin sövme hakkı var. Bunların sövme hakkı yok. Bunlar oynadı daha yeter. Ne oynayacaksınız daha? Adam arkadaşlar insanlık dersi verdi bana. Bir dahaki sefere başarılar ve adil oyna diyor bir dahaki sefere diyor. Eyv. Ben akıllanmaz bir ipneyim arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Bubba kardeşiniz günde 20.000 30.000 kalori tükettiği için az öncekiler hani ara öndü çerezdi. Bu maç 4'ünü de yemeyi planlıyorum. Çünkü yamyamlığın da bir adı var arkadaşlar şimdi yarım yamyam diye bir şey yok anladın mı? Ya tam yiyeceksin ya hiç yemeyeceksin. Hani bir iki kurban yedik bir üç kurban yedik olmaz hepsini yiyeceksin. Sonra arkandan ağlarlar. Hiç mi demedi büyükleriniz arkadaşlar arkandan ağlar bak diye. O şerefsiz beni pencereden görüyor ki. Ha görmüyormuş lan. Oo. Çok anla ki be. Nicki Minaj mı? Aa. Abla ne olur bir fotoğraf. Gel bakalım. Ulan var ya. İlk hookları da hep şeyde alıyorum ha. Direkt basement'ın orada alıyorum. Sanki adamlar içeriği biliyorlarmış da bana kolaylık sağlıyorlarmış gibi oluyor. Nicki Minaj'cım. Hani sana denk geldi ablacım. Yeni şarkında başarılar diliyoruz. Abho! Bu nasıl bir şanstır ya? Bu nasıl bir şanstır ya? İşte gerçek yamyam dediğin kardeşim budur. Gerçek yamyam. Geç bakalım, geç bakalım sen de. Sinsi çalışıyor, Sinsi çalıştı. Attempt'ler denenmeye başladı. Artık kader kabul ediliyor bu tarz durumlarda arkadaşlar. Kaderine razı oldular ve öldüler. Yani çaresiz bir fotoğraf. Size çaresizliği anlatamam ama gösterebilirim arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Allah Allah biri Cem Bitirebil klik klik yapıyor ya bana oradan. O mal aşağı mı düştü? Claude'u tatlayabilir misin oradan? Yo. Claude'a M1 yakışır o zaman ya. Bunu M1'le indirelim. Az önceki maçtaki gibi bir sorun yaşamayalım. Gel. Gel hadi gel. Gel. Hadi göster bize. O profesyonelliğini göster bakalım bize.
Hadi o sana da Ember hadi testere de. Hadi o profesyonelliğini göster bize. Çok rahat yakalardım seni bu spotta da. Hop. Nice tether bitch. Ulan itlik değil mi? Seni de ta buradan basement'a götüreceğim anasını satayım. Dur çok geç kaldım. Bunlar kapı keşte çıkma açmıştı. Aha. Dırıp. Gördüm seni Clodet. Clodet seni gördüm. Niye geç kullandın? Niye kaçmadın benden? Anlamadın mı nereden geldiğimi? Bubba'nın chase'lerde ne kadar güçsüz fakat kill almada ne kadar güçlü bir katil olduğunu anlamışsınızdır. Zafer dansımız. Biz gideriz orman. Şarkı bitti arkadaşlar, testere bittiği için. Yalnız böyle kaybetmek çok sinir bozucu. Eline hiçbir şey gelmiyor ya. Ha belki adamdan daha iyisin. Belki beni lootlayacaklar normal oynasam. Ama sırf itliğim yüzünden 3 tane red rank mı? Adil oynamayı öğren. Ulan adamlar da ne kadar medeni anasını satayım, helal olsun. 1-2 maçta çıldırttık, 1-2 maçta da sakin geçti. Ama sonuç olarak çok basit bir mantık arkadaşlar. 2-3 kill'iniz garanti diyebilirim. Ama denemeyin, yapmayın bunu, boşverin. Dediğim gibi gereksiz duyarda kasmayın. Videoyu özel yaptım, video dışı böyle falan oynamıyorum. 2-3 maçlık zehir ettik oyunu, kabul. Bütün kurbanlardan da özür diliyorum. Allah da beni kahru perişan eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.